Ne güzel ortam değil mi? Sabahın 5'i. Buz gibi üşüyorum. İnce giyinip geldik. Vallahi göletin üstünde sisler dans ediyor. Dans dans. Evet. Şimdiden herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyorum. Bugünü boş geçemezdik. Ama gelmek lazımdı. Fırsat fırsattır. Sonra kızıyorsunuz. Bir video atmıyorsun diye. O kadar yorum geliyor. Ne yapalım? Fırsat buldukça hava geleceğiz. Bugün biraz perç turuna yakalayacağız. Ay, serin. Sabah sabah. Şu güneşin doğmasını bekliyorum. Dün gece de aslında bayağı yağmur yağdı. Şüpheliydim. Gölet bulanık olur mu diye ama bu gölete herhangi bağlantı bir dere olmadığı için bulanık olmama ihtimalinden emindim. O yüzden direkt değerlendirelim dedik. Geldik. Nasıl olacak? Bakacağız. Tabii yol çok kötü. Biraz battık ama ileride neyse ki bir yere bıraktık arabayı. Gidiyoruz. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Burayı temiz görmek güzel bir duygu. Genelde burada amucalar yemli takılıyor ama yasak olduğu halde yine de güzel. Temiz bırakmışlar. Şöyle sabahın erken saatlerinde karnı acıkan turna varsa bismillah diyoruz. Hadi bakalım. Karnı acıkan bir turna varsa hemen gelebilirsin yani. Gerçi turna pek böyle erken saatlerde hareketlenmiyor ama genelde erken saatlerde perç daha hareketli oluyor. Bizi bir çift fark etmez. Ne gelirse bahtıma gelsin, bahtıma mıydı nasıl bilmiyorum. O kadar özlemişiz ki hava gelmeyi. Şu 17 günlük süreçte yani gece uyku tutmadı. Sabah olsun da bir an önce dedim hava gideyim. Bugün buralardayız. İnşallah keyifli bir hava olacak. Arkadaşlar bu ne ya? Bak ısıramamışım bile, dur batmasın dur. Yani ısıramamışım bile. Yani nasıl bir becerirsem bunu saldırmayı hepsi. Dur bakın arkadaşlar telden kapmış. Zıpırtak gibi yerinde de durmuyor. Dur. Eyvah. Şuradan çıkarmamız lazım. Dur. Çok. Heh, tamam. Lan dur. Zıpırtak gibi. Lan nasıl becerdin sen bunu ya? Bak. Allah aşkına arkadaşlar. Yani. Dur şöyle seni azıcık da tutacağım. Yani. Bakın. Tele takıldı geldi. Ya. Şaka gibisin ya. Bebeğim. Ama sen git. Kocumanların gelsin. Arkadaşlar şu batları almayın. Alıyorsanız saygıyla anıyorum. Ben açık sözlüyüm insanım. Saygıyla anıyorum sizi. Net mi net. Şu batları almayın. Hadi babam bana büyük dedeni bugün göndereceğim be. Hadi git bakalım. Vallahi seni oğlum ne biçim gittin. Lan otları yara yara gidiyorsun. Ya böyle bir aç gözlü bir hayvan olmaz. Bak gitti direkt güneş devreğine saldırdı orada giderken ya. Allah'ım. Ben perç bindi sandım ama bir anda küt kenarda atladı. Yani ya turna doyumsuz bir balık. Ne zaman hamle yapacağını hiç kestiremiyorsunuz. Ansızın atlıyor yani. Ufak bile o atlıyor. Değişen bir şey yok. Sabah 3. atışımızda bir tane bindirdik ama onu da alamadık. 3-5 tane de perç aldık ufak. Yani küçük balık arkadaşlar, sizi yansıtmak istemiyorum. Siz böyle daha aksiyonlar avlara layıksınız. Küçük balığı her zaman tutuyoruz zaten. Her balığın yansıtmanın anlamı yok.
Vardır bir tosunumuz bugün, gelirsin. Allah, güneş çok kötü, beni bayıltıyor karşıdan. Üstümdeki, sabah üşüyordum. İnce kazak var. Şimdi beni öyle bir darlıyor ki arkadaşlar, anlatamam. Bak gene peşinden geldi ufak turna ya. Zor bela gördüm ama geldi. Şurada bir gıbraşım oldu ama velakin çalının orada. Olur mu dersen? Yani küçük balıklar zıplıyorsa arkadaşlar, oraya mutlaka olta atın. Yani iri iri pertişler, turnalar, küçük balıkların bir... Aa bak, saldırdı çok güzel. Ooo, şuraya bakın, şuraya bakın, gördünüz mü? Şimdi oradan bir balık almamız lazım işte. Şimdi almamız lazım. Hadi. Görüyor musunuz? Evet, bir vuruş geldi. Alamadım. Şimdi tam da bahsettiğim buydu arkadaşlar. Umarım kameraya yansımıştır. Karşıdan güneş vuruyor ama ortalık nasıl karıştı, gördünüz mü? Bu şekilde karışıyor işte ortalık. Pert sürüsü veyahut da turnalar geliyor, bir saldırıyor bir anda. Ortalık bir anda karışıyor. Yani o esnada bile alamadık. Ya turnayı da tek balığı kaçırdı ya da ufak perçlerdi. Deneyeceğiz. Felaket bir şey aldık. Çok sağlam bir turna aldık. Hadi oğlum. Oho! Yap bana şovunu. Çok sağlam bir turna arkadaşlar. Çok sağlam. Gömüldü. Resmen gömüldü şu an. Çok sağlam bir turna. Ne yapıyorsun oğlum? Hiç hareket etmiyorsun, gel. Nereye girdi bu ya? Heh, gel yatma. Gel şuradan alacağım seni, gel. Woohoo! Kalamaya bakın. Gel. Gel, seni buradan alacağım, gel. Çok güzel bindin. Gel. Gel babacığım. Gel. Hadi şöyle çekmem lazım. Şöyle çekmem lazım. Kaçma. Kaçma, ucundaydı. Son anda. Oy. Son anda. Çok ucundaydı. Yani arkadaşlar. Ne yaptın babam sen ya? Çok fena bindin. Korkuttun beni. Çok fena bindin. Oh. Aman Allah'ım arkadaşlar. Azmin sonu gelir. Ben size demiştim. Azmin sonu gelir arkadaşlar. Dur babam, dur. Yani vuruş anını çekemedim size. Kusura bakmayın. Sıcaktan bitmiş bir vaziyetteydim. Güneş karşıdan vuruyor. Artık gölge arıyordum. Ata gideyim dedim. Bir anda küt diye oturdu arkadaşlar. Zaten gördüğünüz kalamalısını. Kalamam da sıktım artık. İpime güvendiğim için. Bayağı sıkılıyor hatta, gördünüz yani. Balık kendini kilitlediği halde kopma gibi bir şey yaşamadık. Shimano Kairiki. Tekrardan belirteyim, zaten açıklamalarda bunu söylerim. Hiç beklemediğim bir anda vurdu. Ansızın vurdu. Yani çok iri bir balık arkadaşlar. Oh. Şöyle gel bakalım babacığım.
Gel bakalım şöyle bir boyunu gösterelim. Gel gel, tamam gel. Güzel bindi, güzel. Hiç beklemediğim bir anda bindi. Sağlam bindi. Yordu beni. Ben kaçacağını tahmin ediyordum ama kaçmadı. Aldık. Sen biraz burada dinlen bakalım babam. Yani şurası bayağı bir kabak bir yer arkadaşlar. Balık şu tarafta falan bindi. Biraz otluk olan yerde bindi. Uzakta binmedi. Ben burada o balık kendini zemine nasıl kilitledi? Bunu siz de gördünüz. Hayret ediyorum. Kendini balık çok fena kilitledi. Ben orada bir kopma yaşanabilecek gibi düşündüm. Yine de vazgeçmedim. Çünkü boşluk verirseniz Maps'te genelde turna kurtarır kendini. Ve benim gibi kepçesiz gezerseniz. Kepçem yok. Geçen bir yere vardı. Kırıldı. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Orada gördünüz. Bildiğiniz kabak ortamda. Yani dipli zeminde ot falan herhangi bir şey yok. Balık kendini direkt toprağa yatırdı. Yani mücadeleyi de kesti ama kilitledi kendini. Lerife kamışıyla da av yaptığımız için mecburen bütün gücümüzle abanamıyoruz balığa. Çekemiyoruz. Buna dikkat edin. Balığın usulca yorulup artık kendini size bırakmasını sağlayın. Kalamanızı düzgün ayarlayın. Her türlü bu şekilde büyük balıkları alabilirsiniz. Nasibimiz güzel geldi vallahi ya. Şöyle sakinleştiyse size bir boyunu göstereceğim. Ama hala da sakin değil arkadaşlar. Dur babam, dur dur. Yani şöyle çizmemden pay biçin. Göstereyim. Çizmem 42 numara. Balıkta yani az çok en az. Ya ben hadi 70 diyeyim de 70'ten fazladır mutlaka. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, turnamız bu. İri bir kalın bir turna. Nasibimizde bu varmış. Sen dur babacığım burada. Sen biraz burada bir güneşlen. Alıkoyacağım arkadaşlar. Sezondayız. Geçen avda tuttuğum turnayı Fırat'a hediye ettik. Bu sefer de bizim nasibimiz olsun. İnşallah. Hadi bakalım. Şurada dur. Orada dur. Arkadaşlar, avı sonlandırıyorum. Bitmiş bir vaziyetteyim. İnanmazsınız var ya, saat daha şu anda 8.30. Ama felaket bir sıcak var. Uykusuzluk da bir yana. Aldığımız balık bu. Hala canlı. Hala oynatıyor kendini. Garibim. Yapacak bir şey yok. Totalde 3 tane turna aldık. İkisi zaten bebek ufaktı. Saldık onları. Alıkoyduğumuz bu. Şöyle göstereyim. Yani güneşten gözükmüyor. Şöyle. Çizmemin kafasını görüyorsunuz. Balık yeri. Güzel. Bunu alacağız. O kadar bitmiş bir avdayım ki. Yani vallahi darma dumanım açıkçası. Kısa süreli bir av oldu. Bana yetti. 17 günün acısını sağlam böyle çıkarttım bu avda. Yorgunluk çok kötü. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir avda görüşürüz. Artık yasaklar bir nebze de hafta işleri serbest oldu. Bol bol artık video çekeriz diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bir bakın. Rast gelsin.